Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı. Sayın Dursun Oğuz'a da çok teşekkür ediyorum bu hafta burada olduğu için. Evet. Ben de bu hafta özellikle rica etmiştim. Tabii ki hükümetin ricayla değil, aslında evet denetim günü olduğundan dolayı göreviniz. Benden önceki konuşmacı Sayın Erkut Şahali tarımdaki birçok soruna, güncel sorunlara yer verdi. Tabii ki tarımdaki sorunlar böyle bir günlük, iki günlük meseleler değil. Aslında yıllardır devam eden ve bir sarmal halinde katlanarak, artarak devam eden sorunlardır. Özellikle tarımsal ve hayvansal üretimde yıllardır tarım şuraları yapılıyor, çalıştaylar yapılıyor. 2017'de bir tarım master planı hazırlandı. Bütün sorunlar aslında uzmanlar tarafından masaya yatırılıyor, çözüm önerileri ortaya konuyor, sektörde izlenilmesi gereken yol haritası çıkıyor ve maalesef bu çalışmalar, bu bilimsel çalışmalar ne oluyor? Tarım Bakanlığı'nın tozlu raflarında kalıyor belli ki. Sektöre bu çıktılar, bu sonuçlar yansımıyor. Özellikle stratejik planlamaların ortaya konması gerektiğini yaklaşık 1,5 yıldır ben bu kürsüden ve daha öncesinde de yine muhalefet vekilleri sürekli bunları zaman zaman dile getirmiştir. Evet, gelmiş geçmiş tarım bakanlarının birçoğu aslında günübirlik politikalarla pansuman niteliğinde uygulamalarla sektöre yol vermeye çalışıyor ve ne yazık ki sektörde sürdürülebilir bir tarım stratejisi ve politikası yok. Hatta kısa vadeli günlük sorunlarda bile bir strateji göremiyoruz. Evet, özellikle tarım konularında ve bitkisel üretim, hayvansal üretime baktığımızda en önemli sorunlar girdi maliyetleridir. Bunları defalarca gündeme getirdik. Geçen haftalarda, yaklaşık 2 hafta önce Timboğa'nın yem fiyatlarına zam yapması gündeme gelmişti. Tabii ki Türk lirasının döviz karşısında değer kaybıyla birlikte dünya borsalarında da dolar üzerinden yem ham maddeleri fiyatları artmıştır. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda buradan Binboğa'nın durumunu dile getirmiştim. Binboğa'daki yem maliyetlerinin artmasının tek sebebi dünya borsalarında yükselen yem fiyatları ve Binboğa'nın sadece sektörde ilgili bu fiyat artışının haricinde Binboğa Yönetim Kurulu ve üyeleri ve müdürünün cevizcinin çuvalından oynarmışçasına Binboğa'yı yönetmeye çalışmaları ve kaynakların har vurulup harman savrulmasından bahsetmiştim. Yine bugünlerde aynı şekilde aynı yönetim, aynı müdür har vurup harman savurmaya devam ediyor. Tabii ki bu durumda ciddi bir maliyet artışına sebep oluyor. Tabii bugün Fikri Bey burada olmadığı için çok fazla bu konuya girmek istemiyorum. Yalnız ben burada Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Bu zamı bir aylığına ertelediniz. Burada murad edilen nedir? Sadece zam bir aylığına ertelenmiş mi olacak, yoksa hükümetin hayvancının yem girdim maliyetlerine maliyetlerini düşürmeye yönelik bir çalışması mı var da bir aylık ertelemeye gidildi? Diğer taraftan ülkede belli ki bir kaba yem ihtiyacı olacaktır. Yağmurların zamanında ve gerektiği kadar yağmamasından dolayı verim kayıpları yaşanmıştır. Gerek kaba yemde, gerekse dane yemde. Herhalde ki hükümetin bu konuda bir çalışması var. Geçen yıl 300 TL olan sano bugün 1500 TL'lere çıkmıştır. Bu kaba yemde çok ciddi bir
maliyet artışı ve işletmelerin maliyetinde de yine aynı oranda çok ciddi bir artışa sebep olmaktadır. Buradan defalarca tarımsal üretimin planlanması ve ülkede hayvancısının kaba yem ihtiyacına yönelik verilen doğrudan gelir desteklerinin bu yöne yönlendirilmesi konusuna vurgu yapmıştık. Evet, ülkemizde birçok ürün, alternatif yem bitkisi üretilebilir. Birazdan o konuya da geleceğim. Tabii ki tarımsal üretim için birçok girdiden bahsetmek mümkündür. Tohumdu, fideydi, gübreydi, ilaçtı, zirai ilaçtı, finansman giderleri, işçilik, akaryakıt, su, alet ekipman giderleri ve amortisman giderleri. Özellikle alet ekipman giderlerinde de çok ciddi fiyat artışları geçtiğimiz yıllara oranla %200'leri, %300'leri bulan ve her bir girdide aynı oranda artan maliyetler söz konusu. Tarımsal enflasyonun %300-400'leri vardığı bir dönemde üreticilerimiz üretim maliyetlerini karşılayıp kârda elde edip üretim yapmaya çalışıyor. Tabii ki böyle bir dönemde üretim maliyetleri arttığından dolayı üretilen ürünlerin de fiyatı artıyor ve bu da topluma pahalılık olarak yansıyor. Üretici haklı, maliyetleri artmıştır ama tüketici de haklı. Her geçen gün alım gücü düşüyor ve artık meyve, sebze gibi temel tüketim maddeleri, et, süt, yumurta gibi tüketim maddeleri, temel tüketim maddeleri ne yazık ki lüks olmuş durumda. Mutfaklar gerçekten bir yangın yeri. Dolayısıyla tarımsal üretimde ciddi bir planlama yapılması gerekir. Maliyetleri düşürücü tedbirler alınması gerekir. Tamam. Ve bunun da piyasaya yansıması gerekir. En önemli sorunlardan biri olan fiyat denetimi konusunda hükümetin acil olarak tedbir alması gerekir. Evet, suya az önce Sayın Şahali de değindi. Su tarımsal üretimde, özellikle bitkisel üretimde, sebze, meyve ve narenciye de çok önemli bir girdi maliyetidir. Ve son alınan kararla birlikte, tüzük değişikliğiyle birlikte yaklaşık %200 oranında su maliyetinde de artış olacaktır. Bu tabii ki hayvansal üretime de etki edecektir. Bu konuda hükümetin desteklemesi gerektiğine inanıyorum ve bu konuda bir çalışmalar var mı sormak istiyorum. Diğer taraftan piyasaya baktığımızda bugün çilek mevsimi, çileğin kilosu 70 TL. Salatalığın hala daha 30-40 TL bandında olduğu, soğanın 20-25 TL bandında olduğunu, kuzu etinin artık 320-360 arasında, ne yazık ki yetişen nesil et ve protein tüketme noktasında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Diğer taraftan maliyetleri artıran en önemli unsurlardan biri de bilinmeyen kur farkı. Biliyorsunuz ülkemize hemen hemen birçok girdi ithal olarak geliyor. Yem girdileri de aynı, zirai ilaçlar aynı şekilde, tohum vesaire. Ve ithalatçı ülkeye getirdiği her ürüne kar oranını koymakla birlikte bir de dövizin yükselişini hesaba katarak bilinmeyen kur farkını da ekliyor. Bu da ciddi anlamda bir maliyet unsuru oluyor. Peki hükümet ettiğini zannedenler ne yapıyor? Planlama yapmadan serbest piyasayı denetimsiz bir şekilde kendi haline bırakıyor. Tabii onların gündemi farklı. Dün burada dışarıda Kıptek çalışanları, Elsen üyeleri eylem yapıyordu biliyorsunuz. Aksa'yla nikah tazeleme sözleşmesi dediğimiz ihale yasasında yapmak istedikleri değişikliktir. Onların gündeminde olan tabii ki elektrik de tarımsal üretimde çok önemli bir girdidir. Ve
Aksa'nın varlığı bu memlekette elektrik maliyetini ciddi anlamda artırıyor ve ihalesiz olarak yeniden devam edilmesi durumunda elektrikteki maliyet fiyat artışı devam edecek ve bu memlekette iğneden ipliğe zamlar yine domino gibi gelecektir. Diğer taraftan önce konuşmamın başında söylediğim yem ham maddeleri konusu vardı ve bu ülkede üretilip üretilemeyeceği. İthal edilen yem ham maddelerine ikame yerelde ham maddesi üretebilir miyiz diye baktığımızda evet elbette ki üretebiliriz. Hatta dün yansıyan bir haber vardı. AB Tarım Danışmanlık Hizmetleri tarafından sürdürülen yeni yem çeşitleri üzerindeki denemeleri umut veren sonuçlarının ortaya çıktığını açıkladılar. Yapılan pilot çalışmada yerel koşullara uygun alternatif ürünleri belirlemek için yeni sertifikalı yem çeşitleri, besin maddeleri ve üretim yöntemleri üzerinde çalışıyorlar ve memnuniyet verici olumlu sonuçlar da alıyorlar. Tarım Bakanlığı'nın bu yönde herhangi bir çalışması var mı? Biz aylarca bunların yapılması gerektiğini, bu memleketin toprak ve iklim koşullarına uygun olarak ithal ettiğimiz ve çok önemli bir maliyet unsuru olan yem ham maddelerinin ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi, planlanması ve desteklenmesi yönünde sürekli konuşuyoruz. Tarım Bakanlığı'nın bu yönde çalışmaları var mı? Diğer taraftan ithalata bağlı yapımızı konuşurken yerelde ikame örneğin mısır yetiştirilebiliyor. İklim şartlarına da uygun bir şekilde mısır silajı da yapılabiliyor. Tabii ki dane mısır da yetiştirilebilir ama dane mısırın hasadında biçer döverin önüne konması gereken bir ekipman söz konusu ve üreticilerin bunları bireysel olarak alması ne yazık ki mümkün değil, mümkün olsa bile rentable değil. Bu konuda işte tam da bu noktada kooperatifçilik ve kümelenme üzerinden verilecek desteklerle bu tür alet ekipmanların kooperatifler tarafından alınıp üyelerine verilmesi, kullanımına sunulması gerekiyor. Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın destekleme girişimleri var mı yoksa sadece kooperatiflerin yönetimlerine el koyma, idare memuru atama gibi icraatlar mı söz konusu yoksa kooperatifleşmeyi teşvik edip üreticilerin daha uygun fiyata ürün elde edebilmesi ve bu toplumun tüketicilerine en kısa, en uygun fiyattan sunabilmesi de önemli bir konudur ve bu tür girişimlerle aslında ithalata bağımlılığımız azaltılabilecektir. Her bölgenin kendi içinde tarımsal potansiyeline uygun üretiminin maksimum düzeyde yapılması gerekiyor. Bunların her biri bir maliyet unsuru olduğundan aslında Tarım Bakanlığı'nın ciddi anlamda bir planlamaya gitmesi ve esas pahalılığın sebebi olan maliyetlerin düşürülmesi yönünde tedbirler alması gerekiyor. Akaryakıt ve enerji maliyetlerde çok çok önemli bir unsurdur. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki akaryakıta da yine zam gelmiştir. Tabii ki akaryakıt ve enerji konusunda Tarım Bakanlığı'nın sembolik de olsa, göstermelik de olsa bir desteği söz konusudur. TL'nin bu kadar ciddi bir değer kaybettiği dönemde bu destekler artık önemini yitirmiştir. Zaten birçok destek üreticiye ödenirken gecikmeler yaşadığından dolayı aslında hiçbir anlamda ifade edemez duruma geliyor günün sonunda. Tabii tarımda sürdürülebilirlik için su kaynaklarının etkin kullanımı da çok önemli bir meseledir. Haspolat'ta atık su arıtma tesisinden çıkan atık suyun Türkiye'den gelen suyun tarımsal amaçlı
kullanımı da planlanmalıdır. Ve bir konu daha var, sürem doluyor ama Brusella eradikasyon projesi kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları zarar gören üreticilere bir kesim tazminatı veriliyor. Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından. Bu yıl henüz Nisan ayı gelmesine rağmen Genel Tarım Sigortası Fonu bu tazminat miktarının ne olacağını açıklamış değildir. Geçen yıl büyük başta 4000 TL, küçük baş için 1000 TL belirlenen bir kesim tazminatı vardı. Ve bugün, Ocak'tan bugüne kadar hastalıklı bulunan hayvanların kesime gönderildiği ve henüz daha üreticinin ne alacağının belli olmadığı günlerdeyiz. Tabii ki üreticiler bu Brusella taramasını yapmadıkları takdirde iki asgari ücret kadar bir cezaya çarptırılıyorlar. Ama alacaklarını bilme noktasında ne yazık ki bilmiyorlar. Toparlayın ve diğer lütfen. Taraftan, efendim? Toparlayalım yavaş yavaş. Tamam Sayın Başkan. Sonuna. Sayın Vekil'in sesi çıkmıyor. Teknik bir sorun var. Onu Evet. Neyse. Hangi televizyonda bilmiyorum ama burada mikrofon açık. Devam evet, edin lütfen. Hazır Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan bahsetmişken aylardır devam eden Genel Tarım Sigortası Fonu'nun maliyeden alacakları ve alamadıkları konusu da var. Sayın Bakan'dan bu konuda da bilgi vermesini talep ediyorum. Kaçakçılık konusunu az önce Sayın Erkut Şali gündeme getirdiği için, süremde kalmadığı için ona girmeyeceğim. Tabii ki TÜK'ün 2022 bütçesi meclise geldi ama süt kurumunun en son meclisten geçen bütçesi 2019 yılına ait. Müdürlüğünü benim yaptığım dönemden itibaren süt kurumunun bütçesi bir daha meclise ne gelmiştir ne de geçmiştir. 2020, 21, 22 ve 23 bütçeleri nerededir, neden gelmiyor diye Sayın Bakanımıza da sormak istiyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.